Marcao için tam 12 milyon euro. Galatasaray Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalırken Fatih Terim'in yaptığı dikkat çeken transfer açıklaması ve kendimi yalnız hissettiğim ifadesi taraftarların sabrını taşırdı. Yönetimden bir an önce hamle bekleyen taraftarlar sosyal medyadan teknik patron Fatih Terim'e sahip çıkıp tarafını belli etti. Bu tepkileri dindirmenin tek yolunun transfer olduğunu bilen sarı kırmızılı kurmaylar, transfer yapabilmek için oyuncu satışı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre bu isim stoperin bel kemiği olan Brezilyalı savunmacı Marcao. Bir orta saha oyuncusunu kıskandıracak tekniğe sahip olan Marcao, attığı mükemmel paslarla dikkat çekip Galatasaray'a imza atmayı başarmıştı. Brezilyalı yıldız zaman zaman hamle hataları yapıp takımın gol yemesine sebep olsa da, genel itibariyle Galatasaray formasıyla sergilediği üstün performansla Avrupa piyasasının dikkatini çekmeyi başardı. İtalyan basını 4 milyon euro ödenerek alınan 24 yaşındaki stoperin 12 milyon euroya Roma'ya satıldığını bildirdi. Habere göre Serie A'da zirve mücadelesi veren sarı kırmızılılar Marcao ikna etti ve transfere noktayı koydu. Marcao'nun İtalyan ekibinden yılda 2,5 milyon euro kazanacağı da gelen haberler arasında. Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, sarı kırmızılı formayla toplamda 80 karşılaşmada boy gösterdi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Marcao'nun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. 1.85 boyundaki savunmacı Galatasaray formasıyla bir asist yaparken bir de gol kaydetti. Fatih Terim, derin bir yalnızlık hissettim. Mayıs'ta kontratım bitiyor. Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, penaltılar sonucunda kazanılan Yeni Malatyaspor mücadelesini değerlendirdi. Maçla ilgili derbi öncesi 120 dakikanın kendilerini fazladan yormuş olabileceğini belirten Terim, daha sonra ise kendisini yalnız hissettiğini belirterek kamuoyunu şaşırtan açıklamalarda bulundu. Terim, bugün açıkçası çok derin bir yalnızlık hissettim. Benim burada kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Mayıs ayında da kontratım bitiyor. Sözüm söz. Sözümde duracağım. O yüzden canınız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmeler şu şekilde. İki taraf için de zor bir maç oldu. Malatyaspor'u tebrik ediyorum. Neredeyse kazanıyorlardı. Bizim golümüz geç oldu. Güç oldu ama oldu. Gönül isterdi ki bu kadar yorulmadan, ekstra bir yarım saat mücadele etmeden bitseydi. Sonuçta nasıl kazanırsanız kazanın, Cuma günü kura çekiminde biz de varız. Saat 12, gece yarısı. Daha uçağa bineceğiz. İstanbul'a gideceğiz. Ligin yoğun olduğu bir ortamda bir de kupa var. Tabii ki sadece bize de değil, herkese var. Ama son 8'e kaldığımız için mutluyum. Benim kimseyle bir görüşmem olmadı. Ben malumu ilan ettim. Kimsenin bilmediği bir şey söylemedim. Herkes yazarken sorun yok da ben söylerken mi var? Bugün açıkçası çok derin bir yalnızlık hissettim. Benim burada kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Mayıs ayında da kontratım bitiyor. Sözüm söz. Sözümle duracağım. O yüzden canımız sağ olsun. Canınız sağ olsun. İfadelerini kullandı. Yeni Malatyaspor maçının ardından sezon sonu için adeta ayrılık sinyalleri veren Fatih Terim'e sarı kırmızılı taraftarlardan büyük destek geldi. Sosyal medya adeta yıkılırken başarılı teknik adama destek mesajları yağdı. İtalyan medyası Muriçi Galatasaray'a yazdı. Galatasaray transfer döneminde en az bir olmak üzere mümkün olursa iki merkez orta sahayı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken forvet transferi için İtalyan basını ortaya flaş bir iddia attı. İtalyanların ünlü spor gazetesi Tutto Sport, Lazio'da forma giyen 26 yaşındaki Kosovalı yıldız Vedat Muriçi'nin Galatasaray için İstanbul'a geleceğini yazdı. Gazetede yer alan habere göre Muriçi Serie A ekibi Torino'nun da istediği ancak Muriçi'nin Galatasaray'ı tercih ettiği belirtildi. ...24 Nisan 1994 tarihinde dünyaya gelen Muriç futbola diri ya da başladı. Golcü futbolcu 2019 yazında 6 milyon euroya Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra en büyük transferini 18,5 milyon euroya İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya imza atarak gerçekleştirdi. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Vedat Muriç için bugüne kadar ödenen toplam bonservis bedeli ise tam 25 milyon euro. Kosovalı oyuncunun Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Lazio'da istediği forma şansını bir türlü yakalayamayan Muriç'in de kendisini yeniden ispat edip Serie A'ya öyle dönmek istediği öğrenildi. Kariyerinde 258 maça çıkan yetenekli futbolcu, 81 gol ve 23 asistle takımlarına tam 104 gollük katkı sağlamayı başardı. Siz Vedat Muriç'in Galatasaray'a imza atmasını istiyor musunuz? Muriç gelsin diyenler videoyu beğensin. Ayrıca yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi de unutmayın. Abone olanın takımı şampiyon olsun. Younes Belhanda'dan sert yanıt. Galatasaray Kulübü Divan ve Disiplin Kurulu üyesi olan Cem Emiroğlu, kişisel Twitter hesabından Sarı Kırmızılı ekibin 10 numarası Younes Belhanda'yı topa tuttu. Galatasaray'ın 4-3 kaybettiği Konyaspor maçının ardından Belhanda'nın gönderilmesi gerektiğini belirten Emiroğlu, paslı oyuncu hakkında sert ifadeler kullanmış ve bu bedeviyle mi sözleşme uzatılacak? Yazıklar olsun, kuruş değeri yok bu herifin. Gönderin gitsin. 90 dakika boyunca 2 ara pası yapacak. Milyon euro götürecek. Ne güzel İstanbul. Fatih Terim'in Belhanda aşkını bir türlü anlamadım, anlayamayacağım. Anlayan varsa anlatsın. Paylaşımını yapmıştı. Bu ifadelerin ardından Galatasaraylı taraftarlar Belhanda lehine tweetler attı ve Emiroğlu'na sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Özellikle Emiroğlu'nun bedevi kelimesini kullanmasına sinirlenen bir grup taraftar, Emiroğlu'nun bir an önce Sarı Kırmızılı Genel Kurul tarafından kulüpten uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Younes Belhanda, Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelttiği eleştirilere kişisel Instagram hesabından yanıt verdi. Bu yorumların kabul edilemez olduğunu vurgulayan faslı oyuncu, "Önce bir hakem tarafından negro tabirine maruz kaldık. Bugün bedevi ünvanı kazandık. Bu ırkçılık ne kadar ileri gidecek? Futbolumu beğenmeyebilirsiniz ancak bedevi diyerek bir toplumu, milleti küçük göremezsiniz. Bunun kimseye yararı olmaz. Ben kökenimi asla inkar etmeyeceğim. Kesinlikle bir bedeviyim ama Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir bedevi." paylaşımını yaptı. Belhanda'nın yaptığı paylaşım kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Mustafa Cengizden Ali Koç'a sert cevap. Haddini bileceksin. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan kararı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Erzurumspor maçı sonrası konuyla ilgili konuşan ve Sarı Kırmızılılar için isim vermeden, "Yıllardır belli takımların, özellikle bir takımın bunları yaptığını görüyorduk. Kısacası futbolcu ayartmanın bedeli vardır." diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da cevap verdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Galatasaray TV'deki ifadeleri şu şekilde: "Fenerbahçe Başkanı'nın açıklamalarını arkadaşlar bana az önce ilettiler. Böyle hadsiz bir açıklama olamaz. Sayın Ali Koç bizi ayartan kulüp olarak göstermek istiyor. Bu kulüp bunu sürekli yapıyor. Gözüm üzerinde tahkim kurulu diyor. Biz ayartan kulüp değiliz. Gelen 21 yazıda Galatasaray ayartan kulüp değil diyor. Benim söylemlerim Ali Koç'adır. Ali Koç haddini bilecek. Sen yargıyı, tahkimi ve mahkemeleri baskı altına alamazsın. Bunu yapmaya ne haddin ne de yetkin var. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin ama yargıyı yönlendiremez, baskı altına alamazsın. Oyuncular önce Galatasaray'a gelmek ister. Bu gerçeği anlayın artık. Buyursun Sayın Ali Koç. Rize sporla hareket etsin. Hep Rize tarafında zaten. Bir gün anlatırım neler olduğunu. Çok şaşırırsınız. Adli mahkemelere, UEFA'ya, FIFA'ya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelsin." ifadelerini kullandı. İşte 2021 model Galatasaray. Kadroda büyük değişim yapmaya hazırlanan Galatasaray'da harekat başlıyor. Operasyon için düğmeye basan Sarı Kırmızılıların transfer listesi ortaya çıktı. Galatasaray'da yaz döneminde tamamlanmayan transferlerin kış dönemi açılır açılmaz bitmesi, gereken takviyelerin yapılması bekleniyordu ancak Sarı Kırmızılı yönetim hala herhangi bir transferi resmiyete dökmedi. Bu durum taraftarları da kızdırırken sosyal medyada yönetimi eleştiren yorumlar yapıldı. Teknik direktör Fatih Terim ise yıldız değil, takımın ihtiyacı olan bölgelere takviye bekliyor. 5 Ocak'ta başlayan transfer dönemi başlar başlamaz aslında tüm camianın beklentisi, hamlelerin netleşmesiydi ancak Galatasaray yönetimi birkaç oyuncuyla söz kesmesine rağmen Florya'ya oyuncu getirmedi. Deneyimli çalıştırıcı artık bir bahane ya da gerekçe değil, oyuncu görmek istiyor. Galatasaray'ın listesinde 5 futbolcu bulunuyor. İşte o isimler ve transferlerin de son durum. Galatasaray'da Christian Luyendama'nın satış listesine konmasının ardından gözler stoper transferine çevrildi.
Ajansspor'un haberine göre Galatasaray stoper konusunda TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da forma giyen genç oyuncu Furkan Bayır için görüşmelerini sürdürüyor. 20 yaşındaki futbolcu ligde 17 maçın 15'inde forma giydi ve kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Mutlak bir savunma oyuncusu takviyesi yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar gündemine iki genç yıldız adayını aldı. Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Abdülkerim Bardakçı da Sarı Kırmızılı takımın listesinde bulunuyor. Galatasaray'ın Konyaspor'a 4-3 yenildiği maçta başarılı bir performans sergileyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, Sarı Kırmızılıların radarında olan isimler arasında. Bu sezon 15 maçta 11'de görev yapan 26 yaşındaki stoperin 3 de asisti bulunuyor. Teknik heyetin uzun zamandır Abdülkerim'i takip ettiği ve Konyaspor'la kısa bir süre içinde temasa geçeceği öğrenildi. Etebo'nun kiralık sözleşmesini feshedecek olan Galatasaray orta saha mevkisi içinde kolları sıvazı. Sarı Kırmızılıların orta saha havuzunda Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Alanyaspor'dan Salih Uçan'ın yer aldığı biliniyor. Bu sezonki performanslarıyla dikkat çeken her iki futbolcunun da kulübüyle olan sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor. Ve Anderson Talisca, Galatasaray'ın fırsat transferi olarak gördüğü yıldız 10 numarayı eski takımı Beşiktaş'ta çok istiyor. Daha önce İstanbul'da Galatasaraylı yetkililerle bir transfer görüşmesi de yapan Brezilyalı yıldızın İstanbul'a yeniden geleceği ancak bu sefer adresinin Florya olacağı konuşuluyor. Fatih Terim'in alınması halinde 4-4-2 sisteminde ikinci forvet olarak yer vereceği Talisca transferinde bu kez Galatasaray Beşiktaş'ın önünde gözüküyor. Siz Talisca'nın sarı kırmızılı formayı sırtına geçirmesini ister miydiniz? İsteyenler videoyu beğensin. Ayrıca listedeki diğer isimlerle ilgili görüşlerinizi belirtmeyi de unutmayın. Abone olanın takımı şampiyon olsun. Henry Onyekuru İstanbul'a geldi. Yeniden Galatasaray'da. Henry Onyekuru yuvasına döndü. Monaco'nun hocası Niko Kovac'ın ayrılmak istiyor şeklindeki açıklamasından sonra yıldız futbolcuyla ilgili olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de takımımda görmek isterim açıklamasını yapmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Sarı Kırmızılı yönetim, geçen sezon sonunda istemeyerek de olsa Galatasaray'dan erken ayrılmak zorunda kalan Nijeryalı futbolcu ve Monaco'yla yeniden anlaşma sağladı. Henry Onyekuru transferinde bir sürpriz gelişme de yaşandı ve Henry Onyekuru, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Nijerya'nın başkenti Lagos'tan İstanbul'a geldi. Daha sonra da aktarmalı olarak Fransa'nın Nice şehrine uçtu. Aktarma sırasında Galatasaraylı yetkililerle de görüşen Onyekuru'nun artık yeniden sarı kırmızılı formayı giymesinin önünde hiçbir engel bulunmuyor. Ailesini İstanbul'da bırakan yıldız futbolcunun beraberlerinde 10 bagajının bulunması da dikkat çekti. Onyekuru'nun Monaco'yla küçük detayları halletmek için Fransa'ya gitti ve 1-2 gün içinde onun da yeniden İstanbul'a geleceği ifade edildi. Yeniden Galatasaray'a gelen Onyekuru ile ilgili sözleşme detayları da ortaya çıktı. Buna göre Galatasaray Henry Onyekuru için Monaco'ya 750 bin euro kiralama bedeli, oyuncunun kendisine ise geçen sezon olduğu gibi 650 bin euro maaş ödeyecek. Yarım sezonluğuna gelecek olan 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine bir yılda opsiyon konulması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcunun satın alma bedeli ise 4 milyon euro olacak. 56 maçta Galatasaray formasını giyen başarılı futbolcu 17 gol 8 asistlik performans sergilemişti. Onyekuru özellikle önceki sezon kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu. Bu transfer Galatasaray'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Henry'nin dönmesine sevinenler videoyu beğensin, sayımızı bilelim. Abone olanın takımı şampiyon olsun. Galatasaray 721 gün sonra 6 gol attı. Son olarak 19 Ocak 2019'da Ankara gücünü 6-0 deviren Cimbom, o tarihten bu yana ilk kez bir karşılaşmada 6 kez ağları havalandırdı. Galatasaray Gençler Birliği karşısında sürpriz bir kadroyla çıktı. Teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçının kötülerinden Luyendama ile birlikte Gines ve Saracchi'yi de yedek soyundurdu. Terim, Luyendama'nın yerine cezası sona eren Markayu, Donk'la birlikte stoper oynattı. Sağ bekte Şener, Şubat 2020'deki Yeni Malatya maçından sonra ilk kez 11'deydi. Sol bekte de Emre Taşdemir oynadı. Terim'in ilk 11'inde 7 Türk oyuncu vardı. Deneyimli hoca Emre Taşdemir ve Şener'in yanı sıra kaleci Okan, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba ve Arda Turan gibi Türk oyunculara forma verdi.
Öte yandan maç sonunda İrfan Can'la ilgili de konuşan Fatih Terim, İrfan Can'ı istiyoruz. Onun da bizi istediğini biliyoruz. Sayın Başkanımızla Abdurrahim Bey, Göksel Başkan'la görüştüler. Kolay alınacak bir sonuç değil. Daha resmi görüşmeler devam edebilir. Bu transfer olur olmaz bilemeyiz ama artık daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız. İfadelerini kullandı. Galatasaray'dan İrfan Can kahveci bombası. Devre arasında takımı güçlendirmek için düğmeye basan Galatasaray yönetimi dev bir hamle yapıyor. Başakşehir'deki başarısıyla Türkiye'de transferin göz bebeği haline gelen İrfan Can kahveciyi gündemine alan sarı kırmızılılar işi bitirmek istiyor. Mehmet Özcan'ın haberine göre Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'la çok yakın arkadaş olan İrfan Can kahveci de transfer için özel çaba harcıyor. Sarı kırmızılıların teklifini kabul eden başarılı orta saha oyuncusunun yakın çevresine, 2017'den beri Başakşehir'de forma giyiyorum. Burada artık misyonumu tamamladım. Yeni bir başlangıç yapma zamanım geldi, dediği öğrenildi. ...25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme için el sıkışan sarı kırmızılılar artık Başakşehir'le pazarlık masasına oturdu. Gelen haberlere göre oyuncu satmadan yenisini alamayacak olan sarı kırmızılılar takas önererek masaya 2 seçenek sundu. İlkinde Mbaye Diagne artı Emre Akbaba artı Şener Özbayraklı önerisinde bulunan Galatasaray, ikinci teklifini ise Diagne artı Luyendama olarak yaptı. Ancak Başakşehir, Marcao artı 3 milyon euro isteyip topu sarı kırmızılı yönetime attı. Daha önce Marcao'nun bonservisini 15 milyon euro olarak belirleyen Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği birkaç gün içinde netlik kazanmış olacak. Öte yandan Galatasaray'ın yıldız orta sahası Taylan Antalyalı, İrfan Can transferini neredeyse duyurdu. Taylan, içinde İrfan Can'ın da olduğu ve arkadaşının paylaştığı, buluşmaya az kaldığı notu olan bir fotoğraf yayınladı. Karede Oğulcan Çağlayan da yer aldı. Siz İrfan Can kahvecinin Galatasaray'a transfer olmasını istiyor musunuz? İrfan Can gelsin diyenler videoyu beğensin. Ayrıca yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi de unutmayın. Abone olanın takımı şampiyon olsun. Galatasaray'dan Bodo Glimt'e hücum. Berk ve Boniface. Galatasaray ara transfer döneminde Fatih Terim'in raporu doğrultusunda genç isimlere de yönelecek. Transfer listesindeki isimlerden ikisi Bodo Glimt'te forma giyiyor. Asan Norveçli Patrick Berg ve Nijeryalı Victor Boniface ile temasta. 2021 yılı sonunda sözleşmesi sona erecek olan Berg ön libero'da oynuyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa Ligi elemelerinde 3 maçta forma giydi ve 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Sözleşmesi 2022 yılının sonunda bitecek olan 20 yaşındaki Nijeryalı Boniface ise bu sezon 3 Avrupa Ligi maçında forma giyerken 2 gol atıp 2 de asist yaptı. Boniface'in piyasa değeri 500 bin euro.